Şimdi arkadaşlar, kilometre oynaması, motor üflemesi çok basit ve kısa bir yöntemle. Hani fazla bir maliyeti olmadan gerçek kısa bilgiye nasıl ulaşabilirsiniz? Bununla ilgili biraz araştırma yaptım. Arkadaşlar söylediği için. Şimdi bazılarında üstten ve alttan çalışma yöntemine göre değişir arabanın motor çalışması. Mesela diyelim ki bu araçta bu üfleme normal mi? Bu araba normal. Bazısında ise bu üfleme görebiliyor musunuz bilmiyorum, şu an çekmeye çalışıyorum. Gaza basıldığı an bu hava geri gidiyorsa, buradaki şu buhar, bu araç iyidir diyenler var. Mesela şuradaki üflemeyi görebiliyor musunuz? Bazısı ise şöyle beyaz kağıdı koyar, bakar bu normal mi? Bu normaldir. Mesela bu sıçratması. Çünkü daha iyi çalışmasına bakılır. Bu normal, herhangi bir sorun yoktur. Yağ kısmından motor üfleme varsa herhangi bir sorun yoktur. Hani böyle zaten araçtan araca değişir. Zaten rölantide nasıldır, normal olarak çalışımda nasıldır, bunlar zaten insan bir anlaşır. Bir acayip bir gıcırdama sesi gelir araçta. Bu gıcırdama seslerine göre zaten İnsan ister istemez zaten anlıyorsunuz. Mesela bu araçta sesini duyuyorsunuz. Tek, aynı, hep aynı düzeyde. Hiçbir aksama olmadan çalışıyor, farkındasınız. İkincisi, bitik motor en çok yağ kaçırması, kişilerden yağ akıtması. İşte aracın kilometresi de aslında buna göre de bağlı olabilir. Kötü kullanım tabii ki vardır. Kötü kullanıma göre de değişebilir. Bu aracın eski veya yeni olup olmadığını, yani kilometre çekip çekilmediğini, işte diyelim ki şuradaki keçelerden mesela, veya işte aşınmalardan aracın işte akıtma durumlarını, işte şu köşelerden yağ akıtması, bazılarında o kadar çoktur ki sağından solundan motorun yağ akıtır. Sonra örneğin aracın iç kısımlarındaki şu aşınmalardan, direksiyon aşınmalarından, şu iç simitte değil de daha çok şu aşırı ter kısımlarından, aslında o tam olarak gene anlaşılmayabilir ama zaten araçta gene belli eder. Bazıları gider direksiyon simidini bile değiştirir adamlar. Hani kenarlarını değiştirir veya buralara işte aşınmasın diye mesela kap da koyabilir. Bunlar satılıyor işte, direksiyon simidi, işte koruyucusu diye. Araçlarda daha çok şu köşelerdeki aşınmalardan onlara bakılır veya koltukların aşınmasından zaten belli olur. Bazılarında şöyle söyleyeyim. Mesela bu araç şu an 40.000'de, fazla kullanılmamış ama ter insanın her şeyi eskitebilir. Mesela örnek olarak şöyle göstereyim. Tam olarak güneşten dolayı gözükmüyor ama şurada bir mesela aşınma vardır. Ayarlamaya çalışıyorum kamerayı. Şöyle çok az da olsa gözüküyor. Şöyle bir aşınma vardır. Şöyle gösterdim. Farkındasınız. Bunlar da mesela ter yoğunluğundan dolayı zaten ter eskitir. Mesela kaçak pasaport işleri yapanlarda da mesela görürsünüz. Daima bazıları çok iyi ustalar şey yaparlarmış. Terle bilerek eskitilsin ki pasaportta geçsin, orijinal olduğu gözüksün diye. Bu gereksiz bilgiden sonra kilometre oynamalarda yeni bir cihaz çıktı. İşte pompacılarda işte daha yeni geldi diye duydum. Bazı işte oto ekspertizlerinde, büyük oto ekspertizlerinde bir tane cihazı şuraya koyuyorlar. Aracın diyelim ki kilometresi şu anki 41.153. Ama o cihaz bağlandığında cihazın üzerinde kilometre bilgisi şöyle çıkıyor ve bilgi olarak işte diyelim ki şu anki bilgisi kaç bin? İşte 65 bin veya 70 bin civarında diye gösteriyor. Bu bilgi büyük ihtimal
beyinden veya aracın iç kısmındaki kilometre ile birlikte çalışan cihazlar olabiliyor. Bu cihazlardan bilgisini alıp kilometre bilgisini veriyor. Aldığın en son bilgiye göre o. Bazı bir iki firmalarda var bu. Kilometre olarak hani içindeki bazıları da diyor ki işte şeylere bakın, trigger kayışıdır, işte şeydir. Onlar tam olarak bilgiyi yansıtmaz. En iyisi hani ustalara böyle işte motor üflüyor, işte gösteremediğim bu iyidir denilmeyle bence bakılmaz. En iyisi güzel bir oto ekspertizine götürülmesi gerekiyor. Bununla ilgili tüm bilgileri gerçek olarak alabilirsiniz. Ve tabii ki size göz hani ekspertize götüremeyecekseniz veya öyle bir şansınız yok ise, olduğunuz yerde öyle bir şey yok ise, aracın iç kısımlarına bakarsanız gayet temizdir. İşte diyelim ki bu kötü, işte bu aşınmış, bu aşınmamış ise illaki bir sıkıntı vardır veya burası yeni, şurası eski ise veya şurası yeni, burası eski ise işte diyelim ki airbagleri patlamıştır gibi. Mesela airbaglerde ise şuraya vurulduğunda işte sert, macun gibi bir şey sürüyorlar. Sert olduğunu anlıyorsunuz. Oradan zaten airbag patladığını anlarsınız. Ama artık yeni bir sistem yapmışlar ki ekspertizlerden bile geçebiliyor bu. Bu yeni airbagler. Yeni airbaglerin fiyatları 1000 lira civarında. 1000 ile 1200 lira civarında. İşte macunlu olarak yaptırdığınızda 600-700 lira. O dediğim şekilde yapıldığında 1200 lira civarında vurduğunuzda çıkıyor. Ama bunu öğrenebilmeniz için adam işte kaskodan veya trafik sigortadan işte yaptırdığı zaman ekspert raporlarında veya ekspertin çektiği fotoğraflarda bunları görebilirsiniz. İşte diyelim airbag mi patlamış, işte kapı mı işte sorunlu, diyelim ki iç kısımlarından bir sıkıntı vardı ki. Ekspert bunların fotoğraflarını çeker, sigorta kısmına atar. O fotoğraflarda tanıdık sigortacıdan en iyisi bir ekspertize gidilmesi. Ondan sonra ekspertizden sonra da sigortacı arkadaşınızla birlikte bu fotoğrafları ulaşıp gösterebilirsiniz. Ve en önemli şey şudur ki sigortacı arkadaşınıza göstermek. Diyelim ki araç 41 binde, araç kaza yaptığında 55 bindeymiş. Ama elinize bir bakıyorsunuz gene bir 40 bin liralık şey, 40 bin diyelim ki kilometrede. Kilometrelerde oynama olduğunu, işte kazaları, her şeyi tüm sigorta olarak her şeyde gözükebilir. Yani sigortacı bir arkadaşınız kesinlikle bu hayatta olmalı. Sigortacı arkadaşınızdan tüm resimleri, eksper resimlerini, eksper raporlarını, her şeyini alıp aracın her şeyini görebilirsiniz. Kazası var mı, hasarı var mı, neden yapıldı? Bazısı diyor ki işte temizlik boyası yüzünden aracı boyattım. Arabanın belki kapısını bile söküp götürmüşlerdir. Başka bir şey olmuştur ya da çok büyük kaza geçirmiştir. Veya işte airbagleri patlamıştır. Airbag patladığını mesela adam söylemez. Gider yaptırır 1000 lira, 1200 lira. Böyle değişebilir. Elimden geldiği kadarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İnşallah bu bilgiler size yararlı olmuştur. Ekspertiz olarak da önerebileceğim Ümran Ekspertiz var. İstoş'ta, İstanbul tarafında oturan arkadaşlara. Adamlar her şeyi gayet gösteriyor. Bir de Beylikdüzü'nde ABC Petrol'ün içinde bir tane ekspertiz var. Adamlar suratınıza baka 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 her şeyi söylüyorlar. Helal olsun adamlara. İyi iş yapıyorlar. Kolay gelsin.